Günler Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası ve Urartu Müzesi haftada bir gün kapalı kalacak. Artsak'ta hazır giyim ürünleri ihracatı buçuk kat arttı. Cavak'taki ahıska ahalkalak yolunun bir kısmı harap durumda. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın kurban sayısı 149'a ulaştı. Politiko, Türkiye'deki Hristiyanlar için Ayasofya kararı başka bir darbe oldu. 7 Ağustos Asuri Süryanî şehitlerini anma günü. Stepanakert'te açık hava kütüphanesi faaliyet gösterecek. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası, Ermenice ismi takavarak olan koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayında ziyaretçilere kapatılmış, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüm müze ve öğren yerleri belli kısıtlamalar çerçevesinde ziyarete tekrardan açılmıştır. Tagavarak tedbirleri kapsamında Ahtamar Adası'na ziyaretler saat 10 ile 17 arasında gerçekleşecek. Yine Ahtamar Adası ve Urartu Müzesi pazartesi günü kapalı tutulacak bu kararın tamamen pandemiden kaynaklı olduğunun bilinmesi gerekir. 1894 yılındaki Sasun ayaklanmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet erki Hristiyanlara yönelik planlı soykırımlara başladı. Sultan Abdülhamid'in panislamcı ve pantürkist planlarını uygulamak amacıyla ülkenin azınlıkları arasında düşmanlık yayılmaya başladı. Temel amacı ulusal azınlıkları ezmek olan Hamidiye alayları kuruldu. Orta Doğu'nun kadim halklarından biri olan Asuri Süryaniler Osmanlı'nın soykırım politikasından kaçamadılar. Yaklaşık 2500 yıl kendi devletleri olmadan var olan halk 20. yüzyılın başlarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1914 yılı verilerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.1 milyon asıl yaşıyordu. Bu halkın neredeyse yarısı çeşitli verilere göre 500 bin, 750 bin kişi soykırım kurbanı oldu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artak Cumhuriyeti'nde hazır gıda ürünleri ihracatı 2,5 kat arttı. Nüsh AM tarafından yazılı bir soruya Artak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın basın servisinden verilen yanıta göre 2020 yılının ilk yarısında tarımsal üretim hacmi 25 milyar 469 milyon drama yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %90.3'lük bir artış kaydetti. Tarım ürünlerinin Ocak-Mart 2020 ithalat ihracat göstergeleri şöyle. İthalat 9 milyar 184 milyon dram. İhracat 1 milyar 252 milyon dram. Yılın ilk yarısında Arta Cumhuriyeti'nden genel olarak hazır gıda ürünleri ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %153.8 arttı. Jinevs.g'ye göre Cavahtaki Ahalska Ahalkalak Karayolu'nun 6-7 kilometrelik bölümü Ahalkalak şehrinden Gorhi Tsıhali Köprüsü'ne kadar harap durumda. Zaman zaman çukurlar kumla doluyor ancak bu sorun ilk yağmura kadar çözülüyor. Yolun özellikle bir bölümü sürücüler için tehlikeli hale geldi. Çukurlar tam şehirde başlıyor. Sürücüler bu yolda araçlarını sürdükten sonra aracın tamamen onarılması gerektiğinden şikayet ediyor. Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı'nın Yol Departmanlığı Gorhi Tsıhali Köprüsü'nden Ahalkalak'a kadar olan Ahalska Ahalkalak yolunun restorasyonu için 6 milyon 638 bin 460 gel değerindeki bir ihaleyi duyurdu. Ancak ihale henüz gerçekleşmedi. Halbuki ilgili makamlar bu sorunu birkaç yıldır çözmeye söz veriyor. Lorient Lejour adlı Lübnan gazetesinin Suriye Sağlık Bakanlığı'ndaki kaynaklara atıfta bulunarak bildirdiği ve TAS ajansının aktardığı habere göre Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamadaki kurban sayısı 149'a ulaştı. Haberlere göre yaralı sayısı ise 5000'i aşıyor. Düzinelerce insan hala kayıp. Daha önce 145 ölü hakkında bildirilmişti. Beyrut limanında güçlü bir patlamanın meydana geldiğini hatırlatalım. Soruşturmanın ön verilerine göre Liman depolarında başlayan patlama amonyum nitrat deposuna ulaşarak güçlü ve korkunç bir patlamaya yol açtı. Politiko adlı gazetenin yazdığına göre Ayasofya Katedrali'ni camiye çevirme kararı Türkiye'deki Hristiyanlar için bir başka darbe oldu. İstanbul'da Yunanca yayınlanan tek gazete olan Apoe Matini gazetesinin sahibi Minas Vasilidesi bu adım şaşırtmadı. Ona göre Ayasofya sorunu yeni değil. Türkiye'deki Hristiyanlar temkinli davranıyorlar ve bu konuda çok az konuşuyorlar. Örneğin Haziran ayında İstanbul Ermeni Patriği hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için bir dua yeri sağlamayı teklif etmesine rağmen Ayasofya Katedrali'ndeki ayinlerin yeniden başlamasını destekledi. Ayrıca Vasilyadis kelimeleri dikkatlice seçti. Bu kararı alkışlayan insanlar var karar şehirdeki Hristiyanları yanlış anlayabilecekleri için söylediklerine dikkat etmeye zorluyor. İstanbul'daki Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Edvard Tanzikyan ise İslamcı ve milliyetçi atmosfer Türkiye'deki Hristiyanların hayatını rahatsız ediyor. Katedrali camiye dönüştürme kararı gerginliğe neden olacak dedi. Ona göre bu karar muhafazakar Türk hükümetinin son milliyetçi adımıydı. Politikonun hatırlattığı gibi Hristiyanlar 1914'te modern Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. Ancak 20. yüzyılın ilk yarısında 1,5 milyon Ermeninin imhasına neden olan 1915 Ermenilere karşı uygulanan soykırımda dahil olmak üzere kitlesel katliamlar gerçekleştirildi. Osum Artsakh, Süper Artsakh Vakfı bu kez bir sokak kütüphanesi kurma fikrinin yaratıcılarını kazanan olarak ilan etti. Osum Arsak Vakfı'nın web sitesine göre fon aynı zamanda dört girişimciyi de mükafatlandırdı. Projenin amacı Arsak Cumhuriyeti Başkenti Stepanakert'te insanların yaz günlerinde parkta okuyabilmeleri için bir sokak kütüphanesi kurmak, kitap bırakmak, bağışlamak, kitap değişimi yapmak mümkün olacak ve her yıl kitap gününe adanan bu mekan gerçek bir bayram haline getirilebilir. Kitap toplama eylemleri de düzenlenecek. Artık kitap bağışlamaya hazır olan insanlar var. Mesajda bu bölümde bir yenilik olacağını düşünmüyorum. Belki de bu şekilde kitabın önemini ve hiç bitmeyen gerçeğini hatırlamış oluruz deniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Korosu tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Yel Yel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.